Yunan askeriyle Yeniçerisiyle beraberiz. Dünya izlem izle. Between Turkey and Greece, we have lots of similarities. We live so close together. Hacivat ve Karagöz oyunlarının burada yapıldığı ilk olarak söyleniyor. Ve işte Akropolis. 400 yıllık bir hatırımız varmış Osmanlı'dan kalan. Şekli, adı, her şeyi benzer. Bakalım tadı da öyle mi? Yedi bin yıllık kadim bir mirasın varisi, Helen medeniyeti, Roma, Bizans ve Osmanlı bu topraklarda derin izler bıraktı. Ve bu izler modern Avrupa'nın ve Batı medeniyetinin gelişmesinde büyük rol oynadı. Bu toprakların insanlık tarihine katkıları saymakla bitmez. Demokrasi, hukuk, düşünce, edebiyat ve dil birçok yönüyle burada filizlendi ve başta Avrupa olmak üzere bütün dünyaya yayıldı. Felsefenin babaları Sokrates, Platon, Aristo. Matematiğin babaları Pisagor, Öklit ve Arşimet. Tarihin babası Herodot. Tıbbın babası Hipokrat ve daha nice babalar insanlığa nasıl büyük bir miras bırakacaklarından habersiz binlerce yıl önce bu topraklarda yaşıyorlardı. Demokrasinin ilk temelleri bu şehirde atılırken tiyatro da burada gelişti. Evet, medeniyetin beşiği, Avrupa'nın yaramaz çocuğu Yunanistan'dayız, Atina'dayız. Dünya alem başlıyor. Atina'nın kalbinin attığı Sintagma meydanındayız. Bu meydana aynı zamanda Anayasa Meydanı da deniyor. Sintagma demek hak demek, hukuk demek ve insanlar geçmişten kalan bir alışkanlık bütün hak ve hukuk mücadelelerini bu meydanda veriyorlar. Bütün gösteriler, grevler bu meydanda yapılıyor. Hatta eğer darbe olmuşsa tanklar burada konuşlandırılıyor. İnsanlar darbe olduğunu anlamış oluyorlar. Kısacası insanların haklarını aradıkları bir meydan burası. Tam anlamıyla İstanbul'da Taksim Meydanı diyebiliriz. Şu an parlamento binasının önündeyiz. Burası modern Yunanistan'ın ilk kralı Otto tarafından yaptırılmış. 1935 yılından beri de parlamento binası olarak kullanılıyor. Burada gelen turistleri karşılayan çok özel bir ritüel var. Efsun askerler. Geçmişte Yunan halkı için ölen bütün askerlerin anısına yapılan bir ritüel. Ve ritüelde dikkat çeken askerlerin keplerinden aşağı doğru sarkan pileler var. Bunların sayısı 400. Bu da Yunanlıların Osmanlı hakimiyetinde yaşamış oldukları 400 yılı simgeliyor. Atina'yı gezerken rahatlayacağınız, ferahlayacağınız bir mekandayız. National Park, ulusal park oluyor. Burası kralların aileleri için yapılmış. Biz de Osmanlı'daki o has bahçe mantığında, padişahların ailesinin dolaştığı bahçe mantığında. Fakat krallıktan sonra burası halka açılıyor ve insanlar gün doğumundan gün batımına kadar buraya geliyorlar. Burada dinleniyorlar, burada rahatlıyorlar. Atina sokakları turistlerle dolu. Ülkenin nüfusunun yaklaşık 3 katı kadar turist geliyor her yıl. Bu da Yunanistan ekonomisinin %80'ine tekabül ediyor. Bir anlamda turizm Yunanistan ekonomisinin can damarı diyebiliriz. Yunanlar da peştemal peştemal diyorlar. Onlar da kullanıyorlar. Muhtemelen bizden geçmiştir çünkü hamam kültürü bizde var. Atina'nın en önemli meydanlarından birisi olan Monastraki Meydanı'ndayız. Meydana bakan tam arkamda görmüş olduğunuz Osmanlı Yadigarı Cami, Cizleriye Camisi. Yunan kaynaklarına göre Osmanlı fethinden sonra kiliseden camiye çevrilmiş. Fakat Osmanlı kaynaklarına göre Osmanlı tarafından yapılmış. Yunanlar bağımsızlığı kazanınca minaresini yıkıp okul olarak kullanmışlar. Daha sonra fırın ve en sonunda arkeolojik kalıntı deposu haline getirmişler. Şu anda herhangi bir amaçla kullanılmıyor.
Yunanistan'ın %70'i dağlardan oluşuyor. Biz de şu an Atina'da bir tepenin üzerindeyiz. Şehre hakim bir tepe. Şehrin her tarafında da tepeler görebiliyoruz. Mitolojiye göre Tanrı dünyayı yaratırken toprağı elemiş ve güzel olan toprağı başka ülkelere vermiş. Eleğin üzerinde kalan o çakılları da omuzun üzerinden fırlatmış ve onunla Yunanistan oluşmuş. Tabi bu bir mitoloji, gerçekte tektonik hareketlerden kaynaklanıyor. Ciddi anlamda bir deprem bölgesi burası. Ülkenin en yüksek dağı yaklaşık 3000 metre yüksekliğinde, UNESCO'nun da koruması altında olan, yine mitolojiye göre Zeus ve Afrodit'in evi kabul edilen Olympus Dağı. Şehri gezerken her tarafta turunç ve zeytin ağaçlarını görebilirsiniz. Antik Yunan'da ağaç kesmenin cezası idammış. Günümüzde o kadar olmasa da 5000 euro cezası var. 1 yıla kadar da hapsi var bunun. Yunanistan dünyada en fazla zeytinyağı üreten 3. ülke. Burada zeytin ağaçları çok kıymetli. Kesmiyorlar. 1250 yıllık zeytin ağaçları var. Dünya alem geziyoruz. Yunan askeriyle, Yeniçerisiyle beraberiz. Başımda zeytin ağacının yaprakları var. Barış, elimde silah. Biraz ters oldu ama. Sultan. Sultan. Dünya alem izle. Atina'daki en ilginç mekanlardan birisindeyiz. Bilinen adı Panathinaikos Stadı. Ama Yunanistan'da kaliteli mermer anlamına gelen iyi mermer, yani Kalimarmaro ismi daha çok kullanılıyor. Tanrıça Athena adında yapılan bu yapı yaklaşık 2400 senelik. Şu anki halini 150 yıl önce almış. 2004 yaz olimpiyatlarında okçuluk müsabakaları da burada yapılmış. Ayrıca maratonun bitiş noktası da burası. Dünyada tamamı mermer olan tek stad da burası. Antik zamanlardan Yunanistan'a miras kalan en ihtişamlı yapılardan bir tanesi. Evet, şimdi kahvelerimizi içeceğiz. Yunan kahvesi ısmarladık. Bakalım tadı nasıl? Türk kahvesinden hiçbir farkı yok. Benzer değil, hiçbir farkı yok. Tıpatıp aynı diyebiliriz yani. Vallahi ben hiçbir fark bulamadım. Şimdi işletmenin müdürü yanımızda. Bir de ona soracağım. Yani Türk kahvesiyle Yunan kahvesi arasındaki farkın ne olduğunu. What is the difference between Turkish coffee and Greek coffee? It's not that's a big difference. We use a different varieties probably of coffee in Greece, being a bit more rich country, if you like, of Turkey. They were using more Arabica, so their coffee became more blonde. In Turkey, though, you use more Robusta, so that makes it more dark, more strong as well. That's why you put some perfumes like cardamom and rest in Turkey that you used to. But quite often we are similar people, very similar. Between Turkey and Greece, we have lots of similarities. We live so close together. Baklava, food, music, dessert. Your music, it's our music. Our music, it's your music. Baklava, a dessert that we fight so many years, but from 2001, it's yours, the patent, originally. We have moussaka, we have souzoukakia. All this, it's a mixed culture that if we leave the politic on the side, it's gonna be so creative. Both of the countries, they are very beautiful and very strong. If we connect each other, we're gonna be really creative and really nice. We have nothing to share, you know? It's all together. All together. Thank you very much. Napolyon. You're welcome. Bir kahvenin 40 yıllık hatırı varmış diyorlar ama ya geldik burada Yunanistan'da 40 yıllık değil yani 400 yıllık bir hatırımız varmış Osmanlı'dan kalan. Onu hissettik yani. Two tickets. Biletlerimizi aldık şimdi. Akropolis'te Parthenon Tapınağı'na doğru çıkıyoruz. Uzun bir yolculuğumuz var, tırmanacağız. Biletlerin fiyatı da bu arada kişi başı 10 euro.
antik Yunan medeniyeti aynı zamanda tiyatronun doğduğu yer. Burası da Diyanos Tiyatrosu, ilk tiyatrolardan. Roma Kralı adına yapılmış. Burada ilginç bir bilgi öğrendim. Ne kadar doğru onu bilemiyorum. Roma Kralı'nın burada orta oyunu oynattığı söyleniyor. Ve bizdeki Hacivat ve Karagöz oyunlarının burada yapıldığı ilk olarak söyleniyor. Aslında bizim Hacivat ve Karagöz olarak bildiğimiz Roma Kralı'nın Çingene Seyisi Safyozlu olduğu söyleniyor. Tabii ne kadar doğru onu bilemiyorum. Yani baklavamızı sahiplendikleri gibi Hacivat ve Karagöz'ümüz de sahipleniyor olabilirler. Ve işte Akropolis, Atina'nın zirvesi ve koruyucusu. Şu an Akropolis'te şehrin en önemli binası Parthenon'un önündeyiz. Burası şehrin zirve noktasında kayalıklar üzerine yapılmış bir yer. Atina ismini de efsaneye göre tanrılar arasındaki bir didişmeden alıyor. Efsaneyi uzatmadan neticesini anlatayım. Denizler tanrısı Poseidon ile bilgelik ve zeka tanrısı Athena şehre sahip olabilmek için epey mücadele vermiş. Önce Poseidon çıkmış meydana, üç dişli yabasını havada sallayıp saplamış yere. Yerden su çıkmış ama tuzlu mu tuzlu. Tabi insanlar da burun kıvırmışlar bu tuzlu suya. Ardından Athena çıkmış meydana. O da yaldızlı mızrağı vurmuş toprağa. Mızrağın değdiği yerden güzel mi güzel bir zeytin ağacı çıkmış ortaya. İnsanlar da zeytin ağacını yararlı bulup beğenince de şehir Athena'nın olmuş. Şehrin ismi de Atina. Parthenon da Athena'ya adanmış olan mermerden yapılmış bir tapınak. Tapınağın yapıldığı dönemde Atina çok sayıdaki Yunan şehir devletlerinden biriydi. Bu şehir devletlerinin hemen hemen tümünde bir adet Akropolis bulunuyordu. Akropolis şehrin içinde kaleyle korunan tepe anlamına geliyor. Fakat burası sadece savunma amaçlı kullanılan bir yer değil, dinsel amaçlı bir yer olarak da kullanılmış. Yunanistan 1458 yılında Fatih Sultan Mehmet zamanında Osmanlı topraklarına katılıyor. Yine aktarılanlara göre Fatih'in Atina'ya girişi de bir savaşçıdan ziyade bir araştırmacı, bir gezgin edasıyla oluyor. Fatih Sultan Mehmet'in antik dönemden kalma yapıların korunması için de ayrı bir ihtimam gösterdiği biliniyor. Osmanlı'nın Atina'yı fethinden sonra da Parthenon camiye çevriliyor. Dünya sanat tarihi açısından son derece eşsiz olan bu yapı 17. yüzyıla kadar ayakta kalmayı başarmış. 2000 yılı aşkın bir süre çok iyi korunmuş, ta ki Venedikliler buraya gelene kadar. Venediklilerin saldırılarında binanın içerisindeki mühimmat patlıyor ve bina harabeye dönüyor. Son hali de bu. Şehrin zirvesi Akropolis'ten şehre baktığımız vakit İstanbul'a nispeten şehrin silüetinin hiç bozulmadığını görüyoruz. Baktığımızda bir büyük AVM veya gökdelen karşımıza çıkmıyor, gözümüze çarpmıyor. Bunun da nedeni şehrin kadim bir kuralından geliyor. O da hiçbir yapı Akropolis'ten daha yüksek olamaz. Şehrin en yüksek ve en hakim tepesi burası. Στην καρδιά μου πάνω στο φύλλο που τα της χαράς πηγή ο έρωτας σου μου έχει αγγίξει μια λαγιάτευτη πληγή. Ο έρωτας σου μου έχει αγγίξει μια λαγιάτευτη πληγή. Ερήμος δρόμος και ταξίδι μακρινό, ένα αστέρι που χαρακώνει πέφτοντας στον ουρανό. Her ne kadar Karadenizli olsam da elime daha önce hiç kemençe almadım. Şöyle ufaktan bir ses çıkartacağım. En azından denemiş olduk yani. Bilmiyorum elime yakışıyor mu ama. Çok zor bir iş. Burası M.Ö. 400 yıllarında en büyük ahlak felsefecisi olan
Sokrates'in zindanı, Sokrates'in hapsedildiği yer. Sokrates döneminde gençlere ahlak dersi veriyor. Fakat vermiş olduğu ahlak dersleri o dönemin idarecilerini rahatsız ediyor. Ve şehrimize Atina'ya yeni tanrılar getirdi diye kendisini zindana atıyorlar. Yargıladıktan sonra da idama mahkum ediyorlar. İdama mahkum edildikten sonra son gününde, zehirlenmeden önceki son gününde kendisine soruyorlar. Eğlence, yeme, içme, herhangi bir şey ister misin diye. Sokrates hayır diyor, hiçbirisini istemiyorum. Nedenini sorduklarında da bu saydıklarınızın bana hiçbir faydası olacağını düşünmüyorum diyor. Sokrates bir gün sonra zehirle idam edildiğinde zehir tesirini ayaklarından yukarı doğru verdiği söyleniyor. Ve zehir belden yukarıya çıktığı anda aklına bir şey geliyor ve en yakın olan insanı yanına çağırıyor. Diyor ki falancadan ben bir horoz almıştım, geri vermeyi unutmuştum. Dolayısıyla o emaneti benim adıma geri verir misin diye ona ricada bulunuyor. Dolayısıyla bu ahlak öğreticisi son anında da bize çok önemli bir ahlakı öğretiyor. Buradan giderken hiçbir kul hakkı olmadan üzerimizden gitmek, en temiz gitmek, en güzel gitmek. Lokma tatlımız geldi. Şimdi tadına bakacağız. Şekli, adı, her şeyi benzer. Bakalım tadı da öyle mi? Harika. Fakat bir fark var. Şimdi onu yiyince fark ettim. Tarçınlı. Çok güzel olmuş. Ben de tarçını çok severim. I think we have similar culture. Maybe we have different recipe, but it's also traditional dessert from both of us, I think. It's not important to tell it Turkish or Greek dessert. I think both of them we have it. Our dessert in Greece, we serve it like this, with honey and cinnamon. This is the original way to try them. But we have also many options with chocolate, praline. What do you think about Turkey? I've never been there, but I would love to come one day to see your culture. I think you have a very nice variety of food and sweets, and I want to try them. And I would also like to try lokumades in Turkey to see the difference. Lokma tatlısını yedik. Tadı çok güzeldi. Devamını da götürelim dedik yanımızda. Parasını vermek istedik, parasını almadılar. Böyle de misafirperver verdiler. Yani bir şaşırdık. Gerçekten çok hoşumuza gitti. Artık biraz daha afiyetle yiyeceğiz bunu. Şehri dolaşarak bütünüyle dolaştık. Daha ilk defa bir Starbucks kafesi gördük. Toplam Atina'da 6 tane var. Fakat insanların çok tercih ettiği bir yer değil. Çünkü burada her tarafta kahveyi güzel yapıyorlar. Dünyada en fazla kahve tüketen ülkelerden bir tanesi. Türkiye ortalaması yılda kişi başı yarım kilo kahve. Burası 5.5, yani yaklaşık 10 katı daha fazla kahve tüketilen bir memleket burası. Dolayısıyla böyle bir memlekette Starbucks gibi yerler de çok fazla prim yapmıyor. Nazarlıkçı dükkanındayız. Gördüğünüz gibi Yunanlarda da nazarlık aynı bizdeki gibi. Onlar da kem gözlerden, şer güçlerden koruduğuna inanıyorlar. Bizler de. Şekli de aynı, manası da aynı. Onlardan mı bize geçmiş, bizden mi onlara geçmiş? Orası bilinmez. Yunanistan ve Türkiye ortak geçmişleri olan iki farklı ülke. Bazı Yunan adaları Türkiye'ye o denli yakın ki adalardan gelen sesleri Ege kıyılarında duymak bile mümkün. Türkiye ve Yunanistan arasında zaman zaman Kıbrıs, adalar ve Batı Trakya Türkleri konusunda sorunlar yaşansa da yeryüzünde birbirine bu kadar çok benzeyen, bu kadar ortak geleneği paylaşan iki ayrı millete rastlamak zor. Yunanistan'a Türkiye'den günübirlik turlarla da gelmek mümkün. Henüz yolunuz düşmediyse bu kadim topraklar, Ege Denizi'nin maviliği ve adalar topluluğu sizi bekliyor. Atina programımız burada bitti. Dünya alem gezmeye devam ediyoruz. Lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bundan sonraki durağımız ve konumuzla ilgili fikirlerinizi yorumlara yazarsanız sizler için gezip gösterelim.